928 öğretmenle ilgili çok sayıda girişimi olan isim ve Hatay'da bu girişimleri sonucu görevlerine iade edilen 925 öğretmen tarafından oldukça takdir ve edilen ve sevilen bir isim. Sayın Serkan Topal şu anda stüdyolarımızda ve kendisiyle söyleşimize paylaşacağız. Tabii Sayın Serkan Topal'la sadece öğretmenlerin konusunu, o süreci nasıl açığa alındılar, nasıl geri görevlerine verindiler sadece onu konuşmayacağız. Onun dışında önümde mesela Arabistan'da idam edilmek üzere bekleyen Hataylılar var. Aralarında Kırıkhanlılar var, Altınözlüler var, Defneliler var, Samandağlılar var, Antakyalılar var. Biraz da onu konuşacağız. Vekillerden bu konunun üzerine düşmelerini isteyeceğiz Sayın Serkan Topal'dan ve elbette Orta Doğu'dan biraz sohbet edeceğiz. Ve sürpriz bir soru olsun o da. İyi akşamlar Sayın Serkan Topal. İyi akşamlar Sayın Hoca. Bizleri ekranları başında izleyen bütün Hatay halkına, bütün vatandaşlarımıza, yurt dışında bizleri izleyenlere herkese iyi akşamlar diliyorum, saygılarımı sunuyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Hem bu güzel dilekleriniz için hem de programımıza katılım gösterdiğiniz için, böyle sığ bir programda katılım gösterdiğiniz için. Sayın Topal, hemen zaman çok kısıtlı biliyorum. Buradan çıkıp başka toplantılarınız var, oraya katılacaksınız. Onun için hızlı hızlı soracağım, hızlı hızlı yanıtlar almaya çalışacağım sizlerden. Ve tabii çok sıcak bir konu, öğretmenlerin yeniden görevlerine başlaması. 928 öğretmenden söz ediliyordu ve 3 aydan bu yana açığa alınmışlar. Açığa almaların sebebi ise, ben olayı özetliyorum ki vatandaşlarımız hatırlasın diye, biliyorsunuz 2015 Aralık ayında bir günlük iş bırakma eylemine katılmışlardı ve görevden alındılar. O gündür, bugündür de düne kadar açıkta bekliyorlardı. Ne olacağı bilinmiyordu. Sizin bu konuyla ilgili ben hem sosyal medyadan sizi takip etmeye çalıştım, hem de açıklamalarınızdan, hem de birebir zaman zaman sizlerle telefonla görüşüyoruz. Sizin büyük emeğiniz olduğunu da çok iyi biliyorum. Bunu öğretmenler de söylüyor zaten. Hemen oradan girelim mi? Dün siz bize bu müjdeyi verdiniz. Evet. Ama açıkçası isterseniz ben inanmadım önce. Çünkü çok sayıda kişi bu konuyla ilgili konuşuyordu. Ardından atanınca alkışladık hepimiz. Buyurun, söz sizde. Evet, şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. 15 Temmuz darbesinden sonra maalesef Türkiye'de hukukun olmadığını görebiliyoruz. Bir OHAL süreci var. OHAL sürecinde alınan kanun hükmünde kararnameler, çıkarılan kanun hükmünde kararnameler maalesef yargı yolu kapalı. Bu PKK terör örgütüyle iltisaklı olduğu düşünülen ve Hatay'da 929 öğretmenimizin açığa alındığı tarihten düne kadar, hatta 3 gün sonra, 72 gün boyunca Ankara'daydım. Tabii bu 72 günlük süreç içerisinde 2 gün Suudi Arabistan'a gittim, onu daha sonra izah edeceğim. 3 günde Hatay'a gelip tekrar Ankara'ya gittim. Tabii öğretmen arkadaşlarımızın açığa alınması doğru muydu? Doğru değildi. Hukuksuzdu. Yanlıştı. Neye göre alıyorsunuz? Öğretmen arkadaşlarımız sendikanın almış olduğu karara göre bir eylem yapmıştır. Uluslararası sözleşmelerde var. Ama maalesef FETÖ paralel devlet yapı olarak adlandırdıkları terör örgütünün ülkemizi 15 Temmuz'daki durumunu gördükten sonra hükümet, ayrıca kendine muhalif olan bir takım sendikaların almış olduğu eylemleri de bir şekilde PKK terör örgütü ile iltisaklı olduğunu bahane ederek açığa almaları, hukuksuz açığa almaları gördük. Tabii şimdi ben de bir eğitimciyim. Bu iadeleri şu yaptı, bu yaptı, tek başına yaptı, hiç kimse, ben bunu kabul etmiyorum. Ben şunu görüyorum, şunu gördüm.
öğretmen arkadaşlarımın, meslektaşlarımın haklı direnişleri, haklı talepleri, her gün burada tekrar görevlerine iade edilmesi noktasındaki mücadelelerini gördüm. Ben ne yaptım? Ben şunu yaptım. Ben onların bu haklı mücadelesini, bu haklı taleplerini yukarıya taşıdım. Kendileri burada mücadele ettiler. Ben de aynı mücadeleyi onlar adına, çünkü benim yerimde olsa başka bir milletvekili yapacak. Yine Hilmi abimizle birlikte yine aynı mücadeleyi orada verdik. Benim yerimde başka bir milletvekili olsa aynı mücadeleyi yapması gerekiyor. Biz görevimizi yapmak zorundayız. Ama benim eğitimci olmam olayın boyutunu biraz daha anlamlı kılıyor benim için. Daha fazla mücadele etmem gerekiyor. Bir öğretmen olarak orada mücadele etmem gerekiyordu. Ben buradaki öğretmen arkadaşlarımın sadece orada sesi oldum. Burada her gün eylem yaptılar, her gün basın açıklaması, oturma eylemi yaptılar. Ben de orada her gün Milli Eğitim Bakanı'na, AK Parti Grup Başkan Vekiline, Grup Başkan Vekillerine, Bakan Yardımcılarına, Müsteşara ama bila istisna her Allah'ın günü nasıl ki öğretmen arkadaşlar burada eylem yaptılarsa, oturma eylemi yaptılarsa haklı olarak biz de orada aynı baskıyı orada yaptık. Peki bu konuyla ilgili o zaman soracağım Sayın Topal bir tek soru kalıyor. Yani siz mütevazi de davranıyorsunuz. Yapmam gerekeni yaptım diyorsunuz. Ama sorulması gereken soru şu. 3 ay açıkta kaldı bu öğretmenler ve çok farklı açıklamalar yapıldı. Sizi kastetmiyorum. Genel belediye başkanları bile yaptı. Gazeteciler bile yaptı. Şu yaptı, bu yaptı. Görüşmeye gittik, görüştük, geldik. Yarın olacak, bir sonraki gün olacak. O süreç ne? O süreci nasıl okumak lazım? Şimdi tabii onu hem öğretmen arkadaşlarımızın hem değerli halkımızın, velilerimizin, öğrencilerimizin takdirlerine bırakacağız. Evet. Yani onların hepsi hikayeydi, boştu. Birebir isim isim bu işin takipçiliğini biz yaptık. Bunu da zaten sendika yönetici arkadaşlarımızla birlikte sürekli paylaşıyordum, görüşüyordum. Buradan şunu da ifade etmek istiyorum. Bakın dikkat ederseniz şu anda bütün öğretmenlerinin iade edildiği tek il şu bildiğim kadarıyla Hatay. Evet Hatay. Bu konuyla ilgili sorular da geliyor zaten. Size onları da aktaracağım. Evet. Şimdi ben şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bizler öğretmen arkadaşlarımızla birlikte onların buradaki mücadelesi, buradaki mücadelenin aynısını onlar adına aynı baskıyı yapan bizler birlikte bu işi başardık. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi tabii diğer illerdeki görevlerine iade edilmeyen, şimdi hem 21 Aralık hem 29 Aralık var. Bildiğim kadarıyla 21 Aralık'a katılanların çoğu da yine iade edilmedi. Mesela Mardin. Evet bak hemen o zaman şöyle devam edelim mi Sayın Topal? Mardin dediniz de. Sayın Gökhan Üyüdücü diyor ki size çok teşekkür ediyor öncelikle. Yani burada Hatay'da yaptığınız çalışmalardan ötürü ve öğretmenlerin görevlerini iade edilmesi konusunda takibinizden ötürü teşekkür ediyor. Ama diyor ki işte Mardin. Ben Mardin'de görev yapıyorum diyor ve Antakyalıyım ama biz görevimize iade edilmedik. Bu konuyla ilgili bir kamuoyu yaratılmasını istiyoruz ve Sayın Vekilimizden evet. Bize de yardımcı olmasını istiyoruz diyor Gökhan Hocamız. Evet. Özellikle bugün Mardin'den de bana çok telefon geldi. Gaziantep'ten çok telefon geldi. Bugün bir telefon görüşmesi yaptım. Sayın Bakanımızla bugün görüştüm. Önümüzdeki hafta kendilerini ziyaret edeceğimi ve özellikle Mardin, Gaziantep, Urfa, Van ve orada bulunan öğretmenlerimizin iadesi noktasında görüşmek istediğimi dile getirdim. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde mutlaka görüşeceğim. Şunu da net olarak söylüyorum. Orada bulunan bütün öğretmen arkadaşlarımızın iadesi için de aynı Hatay'daki
öğretmen arkadaşlarımızın iadesi için yaptığım mücadelenin aynısını yine önümüzdeki haftada yapacağımdan onların da şüphesi olmasın. Peki iki ay önce, ben çok iyi hatırlıyorum, iki ay önce şöyle bir şey demiştiniz. Eğer Hatay'daki öğretmenler görevlerine dönmezse milletvekilliği Serkan Topal'a haram olsun demiş. Haram olsun dedi. Evet, neden? Çünkü bakın Sayın Hayır, şuraya geleceğim. Mardin için, Antep için aynı şeyi söyleyebiliyor musunuz? Yani o yönde mücadele edeceğinize. Şimdi bakın, elbette onlar için mücadele edeceğim. Ama takdir edersiniz ki Hatay benim yaşadığım, benim evet. Sabah uyandığımda benim yüzüne bakacağım öğretmen arkadaşım var, sınıf arkadaşım var. Ben o yönden orada mücadelemi sürdüreceğimi ifade etmiştim. Evet. Şimdi tabii Mardin'deki, Urfa'daki bütün öğretmen arkadaşlarımız için aynı mücadeleyi devam ettireceğim. Ben o lafı Hatay'daki öğretmen arkadaşlarım için kullanmıştım. Ama burası için de elimden gelen her şeyi yapacağım. Onlar için de tabii ki kullanacağım. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Buyurun. Şimdi ben ama bila istisna her Allah'ın günü çıkıyordum, gidiyordum bakanla, bakan yardımcısı yoksa AK Parti grup başkan vekili yoksa bu arada şunu da ifade etmek istiyorum. Sayın Genel Başkanımızla, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu durumda görüştük. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir genel başkan yardımcısını görevlendirdi. Evet. Ben şunu söylüyordum. Açığa alınan öğretmen arkadaşlarımızın PKK ile iltisaklı ya da destek olduğunu kanıtlayan bir belge var mı? Ben o belgeyi göreyim. Eğer ya da bir telefon görüşmesi var mı? Somut bir delil var mı? Hı hı. Eğer somut bir belge yoksa bunların iade edilmesi gerekiyor. Zaten hukuksuz bir şekilde açığa alındılar. Şimdi az önce de belirttim. Ben öğretmenim ve bakın kredisini ödeyemeyen, ev alıp, araba alıp taksidini ödeyemeyen öğretmen arkadaşlarım vardı. Hı hı. Serkan Topal nasıl gelip burada oturacak? Onlar burada taksitlerini ödemezken. Evet. Ben o yüzden... Şimdi, haram olsun demiştim. Şimdi tamam. Peki şimdi bu konu kapandı değil mi? Yani evet, görevlerini iade edildiler. Artık bu iş tamam. Artık tabii. Yok. Şimdi Hatay'da bir önceki kanun hükmünde, kararnamede ihraç edilenlerin dışındaki bütün öğretmen arkadaşlarımız tabii biz aynı gün zaten Sayın Bakan'la da görüşmüştük. Bir gün önce hatırlıyorsanız ben mecliste bunlarla ilgili öğretmen arkadaşlarımızın 24 Kasım'da sorunlarıyla ilgili bir araştırma önergesi vermiştim. Evet. Neticesinde aynı gün yine Sayın Bakanımızla Sayın Grup Başkan Vekilleriyle de görüşmüştük. Zaten ertesi günde netice aldık. Ben bu arada gerçekten de şunu ifade etmek istiyorum. Tabii bunu söylediğim zaman kimileri kızıyor. Neden bunu söylüyorsun diyorlar. Ama bunu söylemek zorundayım. Muhalefeti en sert şekilde eleştiren, yani muhalefet olarak hükümetin yaptığı yanlış icraatları en çok eleştiren milletvekillerinden biri benim. Doğruya doğru diyeceğiz, yanlışa yanlış diyeceğiz. Doğru. Tabii benim bu öğretmen arkadaşlarımızın sesini duyurma babında yaptığım mücadelede beni içtenlikle ve diyalog yolunu açık tutan hükümette insanlar vardı, yetkililer vardı. Mesela Sayın Valimiz bu konuda gerçekten buradaki öğretmenlerimizin PKK ile bir bağlantılarının olmadığını da kendisi de söylediler. Bakın. Eski vali mi? Eski, Sayın Topacı. Evet, Sayın Topacı. Şu anda Ankara tabii valisi. Sayın Topacı. Evet. Aynen, bakın altını çizerek söylüyorum. Kendileri de bakanlığa buradaki öğretmenleri tanıyorum. Buradaki öğretmenlerin PKK ile bir bağlantılarının olmadığını söyleyebilirim.
yani, şeklinde. Tabii ben tabii ki. Raporu mu var, sözlü söyle, sözlü mü söyledi? Yani hani muhtemelen raporu da vardır, sözlü de söyledi. Yani aynı şekilde şunu da söyleyebilirim. Bakın AK Parti milletvekili Sayın Adem Yeşildal'la da bunu görüştüm. Evet. Yani bizim buradaki öğretmenlerin suçsuz olduğunu biliyorsunuz dedim. Evet. Kendisi de yani elimizi vicdanımıza koyacaksak kendisi de bu konuda yine olumlu şeyler söylüyor. Harika, siz çok farklı bir siyaset profili çiziyorsunuz. Yani bunu yani normalde şimdi bunu söylemek zorundayım. Neden söylemek zorundayım? Hayır, siz söyleyin, sizin yaptığınız doğru. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Genel anlamda siyasetçiler hele hele halk tarafından kabullenmişken evet bu konuda yoğun bir çaba sarf etti A şahsı. Yani sizler için. Ama siz yine de işte Adem Yeşildal'ın da katkısı oldu, Sayın Vali'nin de katkısı oldu demeniz çok hoş bir şey. Siyasete yeni bir nefes bu. Şimdi tabii yani hani bunu kendileriyle görüştüğümde, şimdi bakın altını net olarak çizmek istiyorum. Evet. Ben açığa alınan 929 öğretmenimizin masum ve suçsuz olduğuna inanıyorum. Yok, zaten bunu yetkililere sorduğumda ya bir belge gösterin. Varsa yok zaten. Bir belge gösterin, belge yok. Evet. O zaman peki, bunların iade edilmesi gerekiyor. Peki Serkan, şimdi Bey, aynı arada şekilde Mardin'de, Urfa'da, Van'da, başka illerdeki açığa alınan öğretmen arkadaşlarımızın iadesi noktasında da aynı şekilde mücadelemi sürdüreceğim. Bunun sözünü veriyorsunuz kesinlikle zaten. Kesinlikle. Peki. İnşallah da en kısa sürede de Sayın Bakan'la görüştüğüm zaman kendilerine de bu haberi vereceğim. Bu konuda endişe etmesinler. Evet. Rahat olsunlar. 925 öğretmen arkadaşımızın, iade edilen öğretmen arkadaşlarımızın kutsal görevlerinde başarılar diliyorum. Aslında ben şunu da söylemek istiyorum. Bu onlara verilen bir hak değil, bilakis gasp edilen bir haktı. Onların hakkı gasp edildi. Evet. Onların ya hemen hemen 2,5 ayı gitti, daha fazla ayı gitti. Bence ben şunu da söylemek istiyorum. Bu süre içerisindeki kayıplarını da hükümetin telafi etmesi gerektiğini söyleyeceğim. Bunu tabii bir sonraki süreçte Sayın Bakan'la bunu görüşeceğim. Evet, çünkü evet, onların bir hak kaybı oldu. Maaşların 1/3 yattı. Psikolojik olarak gerçekten morali bozulan öğretmen arkadaşlarımız oldu. Bunların telafisinin olması gerekiyor. Bu yüzden hükümetten de bunu talep edeceğim. Anlaşıldı efendim. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Topal bu konuyla ilgili verdiğiniz bilgiler için. Tabii bu arada sevgili seyirciler, sizden gelenler var. Ben hepsini ayrı ayrı okumayacağım. Çünkü size teşekkürlerini sunan isimler bunlar. Mesela Sayın Ümit Tatlıcıoğlu, Sayın Hannan Kahraman, Sayın Edip Rende, Sayın Levent Özben. Ama Erhan Dirlik izliyor mu bizi bilmiyorum. Erhan Dirlik'i ben çok iyi tanıdığım bir isim. Kendisi AK Parti'de faal olarak çalışan bir isim. Şöyle söylüyor: görevini hakkıyla yapan tüm İçişleri Bakanlığı ve basın çalışanlarına konu hakkındaki takibi sağlayan Hatay Milletvekili Sayın Serkan Topal'a, görevlerine dönen tüm öğretmenler ve şahsım adına teşekkür ediyorum diyor Sayın Erhan Dirlik. Bunu özellikle niye okudum? Yani size teşekkür sadece sizin tabandan gelmiyor. AK Parti tabanından da yazanlar oluyor. O manada bunu okudum. Öğretmenler konusuyla ilgili Gökhan Bey, zaten sizler izlediniz mi bizi? İzlemediyseniz ben sizi ayrıca bilgilendireceğim. Serkan Bey destek olma sözü verdi zaten tabii, sizler için de. Tabii ben şunu da söylemek istiyorum. İnanın, buyurun. Gece saat 2'de, 3'te, 1.30'da bazen, çünkü isim çalışıyorum. 929 öğretmenimizin 929'unu da neredeyse adını soyadını ezberledim. Evet. Şimdi gece saat 12.30'da 1'de arıyorum sendika yetkililerini. Mesela Samandağ'da Cüneyt Bey var, Esat Hocam var, Cüneyt Hocam var. Antakya'da mesela Ayhan Hocam var, İskenderun'da Mustafa Hocam var. Başka öğretmen arkadaşlarımız da var. Şimdi onları gece 1'de 2'de arıyorum. Birkaç şey soracağım. Yatıyor musunuz diyorum. Ya biz yatmıyoruz sizin için. Siz niye yatıyorsunuz? Tabii espri anlamında söylüyorum. Evet, tabii. Gerçekten de yatmadım ama 925 öğretmen arkadaşımızın mutluluğunu şu anda yüreğimde taşıyorum gerçekten. Ben başka bir şey istemiyorum. Efendim, kimmiş şimdi, henüz yazdı. Sayın Mehmet Dağ.
İyi akşamlar Ali Bey. Samandağ'dan sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ayrıca Sayın Milletvekilimize başarılar diliyorum diyor. Sayın Mehmet Dağ. Şimdi burada çok enteresan aslında soru mudur, yorum mudur? Bunu bir eğitimci kimliğinizle soracağım size. Konuyla şöyle alakalı. Halil Demir Bey, Reyhanlı'dan yazmış. Diyor ki, suç biraz da öğretmenlerde diyor. Aslında biraz da kinayetli davranıyor. Şu manada diyor, siz de bir öğretmen olduğunuz için bunu size yöneltiyorum. Nutku iyice ezberletmemişler diyor demek ki. Yani önceki dönemlere, öğrencilere. Laikliği iyi anlatamamışlar ki bugün Türkiye bu durumda diyor. Siz bir eğitimci olarak ne söylemek istersiniz? Yok, şimdi Sayın Halil Hocam'a katılmıyorum. Suçu nasıl öğretmenlere atar? Yani siz iyi eğitim vermiş olsaydınız Türkiye bugünkü durumda olmazdı diyor. Bu öğretmenler açığa da almazdı diyor. Onu anlatıyor. Şimdi genel anlamda bunu söylerse bunu kabul etmiyorum. Bütün öğretmenleri içine kapsayan bir cümle bu. Bu yüzden Sayın Halil Hocamızın bu bütün öğretmenleri kapsayan cümlesine kesinlikle katılmıyorum. Evet. Bunu yapanlar olmuş olabilir. Bunun bütün öğretmenlerle hiçbir alakası yok. Kaldı ki sosyal demokrat, aydın, özgürlükten yana, adaletten yana, eşitlikten yana birçok öğretmen arkadaşımız var. Çok da tanıdığımız öğretmen arkadaşımız var. Bu cümle onlara hakaret olur. Bu yüzden bunu öğretmen arkadaşlarımız adına, benim gibi düşünen öğretmen arkadaşlarım adına kesinlikle sert bir şekilde reddediyorum. Anladım, peki. Efendim Haydar Nur Güler Usluoğlu diye vekilimizi çalışmalarından dolayı kutluyoruz diyor. Ben size aktarıyorum buradan gelenleri. Peki efendim şimdi şöyle devam edelim mi Serkan Bey? Sizi en az öğretmenler konusu kadar hatta belki daha önemli bir konu da sırada bekliyor. Sadece sizi değil, Hatay'ın bütün milletvekillerini aslında bekliyor. Ama insanlardan bir manada sizden biraz daha fazla medet umuyorlar. Bu da burada sizin onlarla aranızdaki sıcaklığa bağlıyorum ben. Arabistan diyeceğiz. Ve Arabistan'da programın başında da ifade ettiğim gibi idamı bekleyen Hataylılar var. Kırıkhanlı var, Altınözlü var, Defneli var, Samandağlı var ve sayıları 13. Ama üçünün durumu oldukça acil. Defne ilçesinden, Özbekli bölgesinden, Arsuzlu ve bildiğim kadarıyla bir tane de Antakyalı var. Samandağlı, evet. Özür diliyorum. Bunlarla ilgili idam kararı Yücel Kudret, evet. Alınmış bildiğim kadarıyla. Ve sizden yardım bekliyorlar. Bir kamuoyu oluşturulmasını istiyorlar. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Siz daha önce de bu konuyla ilgili bir girişim yapmıştınız Arabistan'daki tutuklularla ilgili. Buyurun. Şimdi öncelikle bir parantez açıp şunu özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum Sayın Hoca. Buyurun. Ben Serkan Topal olarak siyasetimi yaparken ahlak üzerine, etik üzerine yaparım. Birilerinin mağduriyetinden umut tacirliği yapmadım. Klavye kahramanlığı yapmadım. Hı hı. Böyle bir iki poz çekip tamam mı? Böyle bir kahramanlık peşinde de olmadım. Bu konuda gerçekten de netim. Zaten şu ana kadar özellikle hiçbir şey paylaşmadım öğretmen arkadaşlarımızla ilgili. Evet, uzun bir süredir paylaşmıyordunuz. Umut tacirliği yapmadık adına. Evet. Bu Arabistan olayındaki vatandaşlarımız için de sosyal medyada görüyorum. Kimileri yine klavye kahramanlığı yapıyor. Buna gerek yok. Umut tacirliğine gerek yok. Ha, Serkan Topal ne yaptı ben bunu anlatabilirim. Buyurun. Arabistan'a gittik. Dört bakana, bakın bizzat dört bakana 13 vatandaşımızın ismini Kalkınma Bakanı Sayın Lütfi Elvan ile birlikte, AK Parti Grup Başkan Vekili ve eski Bakan Mustafa Elitaş ile birlikte, Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ile ve Serkan Topal olarak, bakın onlar da şahittir. Kendileri de bu mağduriyetlerin giderilmesi noktasında Suudi Arabistan'daki dört bakana isimlerini verdik. Hı hı. Bu konuda da bu adil yargılanmasını, bu mağduriyetlerin giderilmesi noktasında talepte bulunduk.
Burada bunu ifade etmek istiyorum. Hatta buradaki vatandaşlarımızın ailelerine bizzat ben söyledim, haber de verdim. Zaten Arabistan'a özellikle benim gitme nedenlerimden bir tanesi buydu. Geldikten sonra yine Dışişleri Bakanı ile bu konuyu görüştüm. Dışişleri Komisyon Başkanı ile bunu konuştum, görüştüm. Yine bunu da söylemek istiyorum. AK Parti Hatay Milletvekili arkadaşlarımızın da haberi var. Sayın Şan Merdi'nin de haberi var, Sayın Yeşildal'ın evet, da hepsi, haberi var, onların haberi da haberi var. Doğru. Kendileri de bu konuda girişimde bulunuyorlar. Bakın bunu da söylemek istiyorum. Çünkü bu milli bir dava. Buradaki Hatay'ın... Bunun Cumhurbaşkanlığı düzeyinde görüşülmesi lazım. Yani sizin oraya evet, sıkıştırmanız gerekiyor. Evet. Yani o kanalı da şu anda açmaya çalışıyoruz. Evet. O kanalı da açmaya çalışıyoruz. Ama buradan da şunu ifade etmek istiyorum. Bir aksilik olmazsa, bakın bir aksilik olmazsa Suudi Prens'le görüşeceğiz. Bugün görüşeceğiz. Evet. Bu arkadaşlar, bu vatandaşlarımızın durumlarını bugün Suudi Prens'le görüşeceğiz. Siz mi görüşeceksiniz? Bizzat yani? Evet, ben görüşeceğim. Kendiniz görüşeceksiniz. Evet. Evet. Bir program var. O programa da ben katılacağım. Ve kendilerine Arabistan'a mı gidiyorsunuz şimdi? Yok. Kendisi mi buraya geliyor? Evet, kendisi gelecek. Ha, kendisi gelecek. Kendileri gelecekler. Ben program hakkında fazla bilgi vermek istemiyorum ama evet, kendileri gelecekler. Bu çok güzel bir müjde ya. Evet, bunu keşke organize etseniz Sayın Vekilim, diğer milletvekilleriyle hep beraber üstüne gitseniz. Zaten şimdi bir ortam olacak. O ortamda mutlaka bunu dile getireceğiz. Kafamda da bu var. Yani evet, bunu görüşeceğiz mutlaka. Vatandaşlarımızın yani hani bu oradaki bu kararı durdurabilmek için ana muhalefet milletvekili olarak ne gerekiyorsa yapacağım. Evet, peki. Ama altını çizerek söylemek istiyorum. Yani bugün bunu görüşeceğiz. O Cumhurbaşkanlığı kanalını da açık tutacağız. Onunla ilgili de yine görüşmelere devam edeceğiz. Gerekirse tekrar Arabistan'a gideceğim. Anlatabiliyor muyum? Evet, peki. Üzerime ne düşüyorsa onu yapacağım. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmaz. Bu arada sevgili seyirciler, sizlerden mesajlar gelmeye devam ediyor. Sayın Vekilim, genellikle sizlere teşekkür mesajları bu. Eğitim Sen Hatay Şubesi adına her daim yanımızda yer alan vekilimiz Sayın Serkan Topal'a çok teşekkür ediyoruz. Ayhan Erkal Bey bu mesajı atmış Eğitim Sen'den. Sayın Başkanım, teşekkür ediyoruz size de. Şu anda da beni arıyorsunuz ama canlı bağlantıya girelim mi? Alayım mı Ayhan Bey? Alayım, yani iki üç cümle söylemek alayım, ister mi bilmiyorum. Alayım, evet. Alo. Ayhan Bey. Abi şu anda canlı yayındayız. Ben sizi böyle kıt imkanlarla vereceğim. Sayın Serkan Topal da yanımda. Megafonu açabilirsiniz. Buyurun. Tamam, dinlendiriyor. Tamam, sağ olun. Buyurun Sayın Ayhan Bey, buyurun. Tamam, söylüyorum, bak dinlendiriyor. Tamam, çok teşekkür ederim dostum. Ayhan Bey, bir şeyler söylemek ister misiniz? Bizi aradınız. Tamam, çok söyledim ben. Şimdi Ali Bey bizimkini dinlendiriyor. Mesaj attım, onu hatırlatacaktım, sağ olun. Hayır, yok, mesajı aldım ben. Peki, tamam, mesajınızı aldım ben. Peki, teşekkür ediyorum, sağ olun. Peki, tam anlayamadık. Herhalde benim sesim ona geç gidiyor. Ondan anlaşamadık kendisiyle. Peki sayın vekilim, Arabistan'daki konu bu şekilde. Bugün Suudi Arabistan Prensi ile görüşeceksiniz ve bu konuyla ilgili de girişimleriniz olacak. Şimdi efendim Ayhan Bey bir daha arıyor. Ha, görüşebilirsiniz. Peki. Ayhan Bey. İyi akşamlar Ali Bey. Ayhan Bey, iyi akşamlar, buyurun. İyi akşamlar, ben iyi yayınlar diliyorum. Orada Sayın Vekilimize ve buradan en içten duygularımızı iletiyoruz. Bugün beraberdik zaten, dayanışma kahvaltımıza katıldılar. Bugün iade edilişimizin bir yerde aslında zaten öyle değilim çünkü bir yanımız yaralı, biliyorsunuz. Biz günlerce biliyorsunuz 78 gündür alanlarda vekilimin de evet, doğru.
oturma eylemleriyle, basın açıklamalarıyla gerçekten bu haksızlığı, hukuksuzluğu, gasp edilen görevimizi geri istiyoruz demiştik. Melih'in vekilimizin de ifade ettiği gibi haklılığımız bir kere daha çıktı ortaya. Şunu özetle söylüyorum, ben Eğitim Sanat ve Şube adına gerçekten tüm vekil arkadaşların, CHP'deki vekil arkadaşların az veya çok, ben bu konuda kıyaslamıyorum ama Serkan Topal vekilimizin ve diğer Hilmi Derenci vekilimizin bu konuda inanılmaz katkıları var. Çabaları var, kendileri zaten orada ifade ettiler. An an, dakika dakika belki de uykusuz kaldı, çok uykusuz kaldı. Bizler uyuduk dediği gibi çoğu zaman uykudayken bile uyandırdı. Ama tüm emekleri ve gayretleri boşuna gitmedi. Bizler tüm eğitim emekçileri adına ilaç edilen, şu anda açıkta olan, görevlerine iade edilen, görevlerinin başında olan tüm eğitim emekçileri adına saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Peki. Peki, çok teşekkür ediyorum Ayhan Bey. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Evet, evet. Ayhan hocamıza size ben teşekkür ediyorum. Buradan kendilerine saygılarımı, bütün eğitimci arkadaşlarıma saygılarımı iletiyorum. Ve her zaman kürsüde de ifade etmiştim. Yağmurda, çamurda, nöbette, nerede olursa olsun her daim onların yanında olacağım. Net olarak bunu ifade etmek istiyorum. Şimdi Serkan Bey, inanın çok her zaman onların haklı mücadelesinin yanında olacağım. Evet. Şimdi çok sayıda mesaj geliyor ve %99'u teşekkür mesajı size. Onun için ayrı ayrı okursam inanın programda başka bir şey konuşamayız. Onun için ben devam etmek istiyorum. Tabii bizi izleyenlerden mesaj atan kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Hepinize ayrı ayrı. Peki Serkan Bey, şimdi Suriye konusuna değinecek olursak, sizlerle uzun zamandır program yapamadık. Suriye'de tabii yeni gelişmeler de yaşandı. Türkiye'nin bir politika değişikliğine gittiği yönünde emareler var. Bunu dillendiren insanlar var. Rusya'ya yakınlaşması, Suriye'ye yakınlaşması. Politika değişikliğine mi gidiyor? Siz tabii oradasınız, içindesiniz. Bu konuyla ilgili merak ediyorum, ne düşünüyorsunuz? Şimdi yani açıkçası hükümetin dış politikasını yani gerçekten çözmek mümkün değil. Hı hı. Dünyanın hızını bile geçti. Yani bir bakıyorsunuz bugün farklı bir şey düşünüyorlar, ertesi gün uyanıyorlar, başka bir şey yapıyorlar. Hı hı hı. Yani öyle bir şey yok. Yani bakın Suriye konusunda dikkat Rusya'ya ederseniz yakınlaşmasından evet, yola çıkarak öyle bir söylemde bulundular. Evet, evet. G20 toplantısında Obama ile görüştükten sonra farklı söylem duymaya başladık dikkat ederseniz. Hı 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 hı. Yani hükümetin dış politikasını doğru bulmuyorum. Bir an önce, daha önce de ifade ettim, kürsüde de ifade ediyorum, şimdi burada da ifade ediyorum, her zaman da ifade edeceğim. Hükümetin Suriye konusunda bir an önce politikasını değiştirmesi gerekiyor. Barış endeksi bir dış politika uygulamak zorunda. Suriye'nin toprak bütünlüğü, sınır bütünlüğü bizim için çok önemlidir. Şimdi Suriye'ye giriyoruz. Niye giriyoruz? Bu arada 18. şehitti bugün. Fırat Kalkanı operasyonunda biliyorsunuz. İşte ruhları şad olsun. Ne için giriyoruz? Biz Suriye'ye niye giriyoruz? Niye giriyoruz? Kiminle giriyorsunuz? Özgür Suriye Ordusu ile giriyor. Özgür Suriye Ordusu kim? Ya onların düzenli ordusu var mı? Onların bir devlet başkanı var mı? Parlamentosu var mı? Onlar kim? Peki Sayın Topal şöyle onlar, sizin sorduğunuz sorular var. Niye Suriye'ye giriyoruz? Biz bunu zaten söylüyoruz. Neden Özgür Suriye Ordusu'na giriyoruz? İşte onun zaten, cevabını merak ediyorum sizden. Yok. Ya cevabı yok. Yok yani onların, yani yok. Evet. Yani ben bir neden göremiyorum. Bizim oraya girmememiz gerekiyor. Net. Ama soruyoruz, siz niye giriyorsunuz? Şöyle savunuyorlar, diyorlar ki ta okyanus ötesinden geleceksiniz, gireceksiniz de biz sınırdayız. Okyanus ötesinden onların girmesine neden olanlar da yine siz dersiniz. Yine kendileri. Bugün yapılması gereken tek bir şey vardır. Suriye'de çeşitli terör örgütleri vardır. Bu terör örgütlerinin bitirilmesi noktasında ivedi bir şekilde
Yine ABD'de yeni bir seçim oldu. Yeni bir başkan seçildi. Evet. Hükümetimizin, başbakanımızın bir an önce Amerika ve Rusya devlet başkanlarıyla bir araya gelip Suriye devlet başkanı, mevcut Suriye devlet başkanı Beşar Esad'la oturup Suriye'deki terör örgütlerini bitirme noktasında bir çalışma yapmak zorundalar. Bir daha altını çizmek istiyorum. Amerika, Rusya, Türkiye bir araya gelip Beşar Esad'la oturup oradaki Suriye'deki terör örgütlerini bitirme noktasında bir çalışma yapmak zorundayız. Türkiye olarak biz bunu yapmak zorundayız. Çünkü Suriye'nin toprak bütünlüğü, Suriye'nin sınır bütünlüğü, sınır güvenliği bizim için de önemlidir. Ülkemiz için önemlidir. Tam bu noktada yapmazsak ne olur? O sizin bahsettiğiniz çalışmayı. Ama bakın. Yapmazsan ne olur? Ama bakın dikkat ederseniz yani şu anda. Yani şu anki halihazır durumdan daha kötü bir duruma girer mi? Şimdi bakın dikkat ederseniz. Şimdi dikkat ederseniz 4 yıl önce 5 yıl önce çıktılar dediler ki Esad gidecek. 4-5 yıldır savaş devam ediyor. Esad gidecek diyenler, Emevi Camii'nde namaz kılacağız diyenler, bir bakıyoruz şu anda. Davutoğlu gitti. O dış işlerinde onun üstüne yok diyenler Davutoğlu gitti. Obama gitti. Hillary gitti. Chuck dedikleri Hillary de gitti. İngiltere Başbakan Cameron gitti. İsrail'de iki hükümet gitti. Arabistan'da yine gitti. Orada Emevi Camii'nde namaz kılınamayan 4 bayram gitti. Ama Esad hala kalıyor. Ama Esad hala yerinde. Ne demek bu Sayın Topal? Çünkü onu savunan, çünkü onu destekleyen bir halkı var. Evet, ben de tam onu soracaktım. Çünkü onu yani destekleyen bir halkı var. Üzerinde olduğu bir kişiden söz ediyoruz. Bakın. Ama adam halen orada. Siz neden girmeyelim diyorsunuz dediniz ya. Yani Suriye'de savaş devam ediyor. Bunu Suriye'de, AK Parti hükümeti söylüyor. Yani işte dünyanın bütün ülkeleri oradayken biz niye olmasın? Kendi sınırım güvenliği için biz bunu yapıyoruz diyorlar. O anlamda onu söyledi. Suriye'de savaş devam ediyor. 4 yılı geçti devam ediyor. Şimdi biz bugün bizim askerleri oraya gönderdik. Ne kadar sürecek? Plan nedir? Proje nedir? Yok. Herhangi bir öngörü yok. Dış politika öngörüsüzlük üzerine kurulu. Dış politika barış ekseni üzerine kurulmamış. Bu yüzden bu konuda hükümeti eleştiriyorum. Bu yüzden ben sürekli kürsüde sert bir şekilde eleştiriyorum. Bu Hatay'ı da etkiledi. Hatay'ın ekonomisini etkiledi. Sınır kapıları kapandı. Burada Türkiye'nin en büyük ikinci tır filosuna sahip olan Hatay'da yaklaşık 10 bin tır şu anda maalesef çalışamaz durumda. Yatmış. Ve bu tırlar Niğde'nin, Uşak'ın Niğde'nin patatesini, Antalya'nın domatesini, Uşak'ın nohutunu alıyordu. Orta Doğu Avrupa'ya oraya gönderiyorduk. E ne oldu şimdi? Evet. Bütün bunların nedeni hükümetin yanlış dış politikası. Ben, yani biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu destekleriz. Suriye'nin toprak bütünlüğü için ne yapmamız gerekiyorsa yapalım. Amerika'nın da, Rusya'nın da, Türkiye'nin de az önce belirttiğim gibi bir araya gelip orada terör örgütlerini mutlaka temizlemesi gerekiyor. Ama herkes farklı şeyler yaparsa ve şu anda biz de oraya şu anda girmiş durumdayız. Maalesef şu anda 200 günde bir maalesef bir şehit haberi geliyor. Bugün itibariyle 18 şehit oldu Sayın Vekilim. Peki ne zamana kadar devam edecek?
Bu ne zamana kadar devam edecek? Bu konuda biz yine de hükümete, kürsüde gerekli uyarıları yapmaya devam edeceğiz. Evet, peki. Şimdi efendim, zaman da ısrarla yazdıkları için bunu okuyacağım. Çok sayıda mesaj var dediğim gibi. Eğitimsel Samandağ Aya size çok çok teşekkür ediyor. Onlara sağladığınız katkılardan ötürü. Sayın Topal. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Saygılarımı gönderiyorum. Evet. Ben şunu söylemek istiyorum. Serkan Topal eğitimci görevini yaptı. Eğitimci olarak görevini yaptı. Yapması gerekiyordu. Evet. Peki şimdi sevgili seyirciler, sizlerden gelen çok sayıda mesaj var dediğim gibi ama neredeyse tamamı teşekkür içeren mesajlar olduğu için hepinizi ayrı ayrı şey yapmayacağım, okumayacağım ama inanın Sayın Vekilim giderken kendisine vereceğim o isimleri, bilgi sahibi olacak bu konuda, bundan emin olabilirsiniz. Şimdi efendim, tabii Suriye deyince akla hemen Hatay geliyor. Çünkü sınır iliyiz biz ve sizin de ifade ettiğiniz gibi başta ekonomi olmak üzere sosyal, siyasal her alanda çok olumsuz manada etkilendi Hatay ili. Ama son günlerde, bakın son günlerde bir şey yayıldı. Biz bu haberi tabii artık Hatay'daki basın da diğer basın organları gibi suçlama adına söylemiyorum sevgili meslektaşlarımı ama mesela bizim elimize bir belge de geçti. Biz Hatay Radyo Televizyonu'nda bunu yayınladık. Bir de benim de içinde olduğum Günışığı gazetesinde de yayınladık o haberi. Adana'dan bir haber aslında ama Hatay'ı da yakından ilgilendiriyor. Adana İl Jandarma Komutanlığı bir belgesi elimizde ve Adana'daki Alevi vatandaşlarımızın bulunduğu mahallelerde IŞİD'in keşif yaptığıyla ilgili istihbaratları var o belgede. O belgeyi de götürüyor, oradaki muhtarlara, sivil toplum örgütlerine, dini kanaat önderlerine imzalatıyorlar. Aman ha sakın, bilginiz olsun, işte burada böyle bir çalışma var. IŞİD'in şüpheli birini gördüğünüzde, efendim söyleyeyim, yabancı birini gördüğünüzde hemen bize bildirin şeklinde, durum ciddi yani. Hatay'da tedirginlik var. Yani şu ana kadar Hatay'da çok ciddi bir şey yaşanmadı şükür. Bir, bunu nasıl okumalı? Sonuçta askeri kaynakların belgesinden bahsediyorum. İki, çok şükür çok şey yaşanmadı diyoruz ama acabası var mı ileriye dönük? Şimdi tabii bu konuyla ilgili şu anda ismini vermek istemiyorum ama birkaç ileriki süreçte zaten bunu açıklayacağım. Şu an net bir şey yok. Bilginiz ama var mı bu IŞİD'in Alevi mahallelerde keşif yaptığını? Bunu duydunuz. Birkaç yetkiliyle görüştüm ve bilgi istedim. Ne diyorlar? Bekliyorum. Bu araştırılıyor şu anda tam olarak. Bilgi muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde o bilgiye sahip olurum. Bunu da kamuoyuyla paylaşırım. Hı hı. Hatay'la ilgili şu ana kadar yani olayı gerçekten olay yalanlanmıyor değil mi? Böyle bir çalışma var. Şu an yani sadece o bilgiye şu anda sorduğum kişiler sahip değil. Bunu araştıracaklar, bize tarafımıza iletecekler. Peki. Bunu da sizinle ileriki süreçte paylaşacağım. Tamam, peki. Ancak Hatay'la ilgili de şunu söyleyebilirim. Elbette burada hem iktidar milletvekillerinin hem ana muhalefet ve muhalefet milletvekillerinin buradaki valilik, kaymakamlık, hepimizin birlikte istişare halinde olması, hepimizin birlikte bu konuları konuşması, şu ana kadar Allah'a şükür Hatay'da bir şey olmadı. Bundan sonra da bir şey olmayacağına da inanıyorum. Bu yönde de Sayın Valimizle sürekli zaten bu konuyu da güvenlik konusunda da görüşüyoruz, konuşuyoruz. Bu konuda vatandaşlarımız da zaten kendilerine düşen görevi yapıyorlar. Tabii ki temkinli olmak gerekiyor. Ama şu anda güvenlik konusunda bir sıkıntımız yok. Allah'a şükür de olmadı, bundan sonra da olmasın. Evet. Peki efendim, aslında programın akışı içerisinde bu soruya yer vereyim mi vermeyeyim mi, çünkü konumuz farklı ama neredeyse sizin katıldığınız her programda Serdar Akdağ isimli bir kardeşimiz mesaj atar bana ve bir yoldan söz eder. Sizin de bu konuyla ilgili bilginiz olduğunu söylüyor Sayın Serdar Akdağ. Nedir abi bu yol meselesi? Bu arkadaşımızın sorununu niye çözmüyorsunuz? Serdar Bey muhtemelen şu an Arabistan'da. Arabistan'a selam gönderiyorum. Bütün oradaki vatandaşlarımıza da Arabistan'da selam gönderiyoruz. Arabistan'da mı? O zaman yakından tanıyorsunuz sizi. Yok, gerçekten şimdi kendileri bana söylediler. Doğru, haklılar.
Ben de bunu belediyeye ilettim. Hı hı. Belediyeden de keşif gitmiş. Ben Arabistan'da bana bunu söyledikten sonra belediyeyle ben gerçekten tekrar görüştüm. Takdir edersiniz ki belediyede şu anda makam sahibi değilim. Değilsiniz. Ama ben canım. ilettim. Ama sizden mi dinliyor vatandaş? Evet, yani bu da haklı. Aslında... Yok haklı. Yani vekil olmanız itibariyle şey tabii. Haklıdır. Serdar Bey haklıdır. Evet. Yolunun yapılması gerekiyor. Ama Serdar Bey'in oraya bir ekip gitmiş. Bana iletilen bilgiye göre Serdar Bey'in istediği yolun yapımı bayağı hem maliyetli hem de şey biraz sıkıntılı herhalde benim bildiğim kadarıyla. Ama şimdi tekrar bunu dile getireceğim. Her iki belediye başkanımıza da dile getireceğim. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza. Peki. İkisine yine bugün tekrar bu çıkıştan sonra bunu dile getireceğim. Şimdi Sayın Nebih Keremoğlu bir mesaj atmışsınız bana. Ben bunu söyleyeceğim Sayın Vekile. Bu mesajı okuyacağım. Ama yanıldığınızı da sizlere aktarayım. Serkan Bey söylemeden yanıldığınızı söyleyeyim. Şöyle diyor mesaj. Ali Bey, Serkan Bey iki gündür kendini bir kahraman kalıbına sokma telaşında. Ona öğretmenler konusunda yaptıklarının onun görevi olduğunu da söylerseniz iyi olur. Bu halk onu boşuna seçmedi. Ayrıca ömür boyu emekliliği de var zaten vesaire böyle devam eden bir mesaj. Nebih Bey ama Sayın Topal şunu söyledi zaten. Dedi ki bu benim görevim. Ben milletvekiliyim ve aynı zamanda eğitimciyim. Dolayısıyla da bu benim görevim zaten. Bunu program akışı içerisinde defalarca söyledi. Ama tabii kendisine de sizin mesajınızı zaten okudum. Şimdi kendisinin de söyleyecekleri vardır elbette. Buyurun Nebih Bey neler söylemek istersiniz? Siz program akışı içerisinde bu benim zaten işim. Ben eğitimciyim, aynı zamanda vekilim, öğretmenlere yardımcı olmalıydım. Bu arkadaşımız da diyor ki zaten Serkan Bey'in işi değil miydi diyor bu yani vekil olarak diyor. Şimdi orada birkaç cümlesi var. Hiç de etik ben değil. Ben olduğu gibi okudum size. Hayır işte yani yorumu da siz yapabilirsiniz. Yaptım ya zaten ama ben sizin tabii canlı olarak. Evet biraz telefon çok önemli. Evet. Telefon geldi evet. Cevap vermek zorunda kaldım da. Ben takdiri halkıma bırakıyorum. Onlar da evlendiriz. Birilerinin taşeronluğunu yapacaksa tamam mı? Birilerini yapacak bir şey yok. Evet, peki, takdir değerli halkımın. Böylece de yanıtlamış olduk. Sevgili evet. Seyirciler gördüğünüz gibi sizlerden gelen mesajları biz olduğu gibi aktarmaya çalışıyoruz konuklarımıza. Sayın Vekilimize de olduğu gibi aktardık. Onlar da yanıtını verdi. Takdir elbette ki sizin. Peki Serkan Bey şimdi son olarak zamanımız... Muhtemelen şimdi bu arkadaşımız benim konuşmamı dinlememiştir. Ya da dinlemeden önce kendilerine bir mesaj iletmişti. Alın bunu gönderin demişlerdir. Yani her neyse tabii onu dinlememiştir yani. Benim bilebilme şansım yok. Birileri mi gönderiyor mesajı başka bir şey mi? Oluyor siyasette oluyor ama bunlar değil mi Serkan Bey? Yani, şimdi siz de siyasetin içinde artık yeni ben bir isim değilsiniz. Ben bunu normal karşılıyorum artık. Evet siyasette her şey mümkün. Ben bunu normal karşılıyorum. Alıştık artık. Ama böyle bir siyaseti siz benimsiyor musunuz? Seviyor musunuz böyle bir siyaseti? Ya tabii ki doğru mudur, etik midir değildir. İnsanlar bir yerlere gelmek adına çalışması gerekiyor, emek harcaması gerekiyor. Ben bir dahaki seferde illa milletvekili olacağım düşüncesiyle hareket etmiyorum. Ben işimi severek yapıyorum. Gerçekten vatandaşımın sorununu çözmek adına gece gündüzümü veriyorum. Evet. Gecemi gündüzüme veriyorum. Evet. Peki efendim son bir konu. Ve hiçbir zaman rant peşinde koşmadım. Niye? Koştuğunuzu iddia edenler var mı? Bir şey yok zaten. Hayır. Yani şimdi gerçekten de eleştiri yapan arkadaşlara saygı duyuyorum. Kimi kastediyorsunuz? Yani hani bana eleştiri yapan arkadaşlara saygı duyuyorum. Siyasi anlamda eleştiri yapabilirsiniz. Serkan Bey şimdi öyle bir konuya girdiniz ki dururken evet. Ben rant peşinde değilim. Beni eleştirenler var. Yani sizi hani, eleştirenler kim? Size bu suçlamada bulunanlar kim? Yani hani mesela genel anlamda sadece bize değil, genel anlamda siyasilerden bahsediyorum. Ha, siyasetten söz ediyorsunuz. Tabii. Evet, peki. Peki efendim, geride bıraktığımız aylarda
Kadir Hun Bayramı'nı kutladık biliyorsunuz. Evet. Çok konuşulan, çok tartışılan bir konuydu o. Bu nedenle bu konuyu söyleme ihtiyacı hissettim. Şimdi ben Ankara'daydım. Özellikle öğretmenlerle ilgili Ankara'daydım. O yüzden bu konuyu... Ama adınız çok geçti. Bu konuyu konuşma fırsatımız olmadı. Bana evet. istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Hayır, buyurun. Ben şunu soracağım sadece. Çok konuşulduğu için soracağım. Valilikte yapılan bir toplantıdan söz edildi. Ve o söz konusu toplantıda sizin Cumhuriyet Halk Partisi AHT Milletvekili olarak Kadir Hun Bayramı'nın devlet eliyle kutlanmasının daha doğru olacağını öne sürdüğünüz şeklinde böyle bir söylenti diyelim çıktı. Ve bu tepki de topladı aslında vatandaşların büyük bir bölümünden. Destekleyenler çok az sayıdaydı. Buna karşı çıktı EHDAV Genel Başkanı Şeyh Sayın Ali Yeral. Biz buna dimdik karşı duracağız, devlet eliyle kutlanması ne münasebet şeklinde ifadeleri oldu. Ve günlerce bu Hatay'ı böyle uğraştırdı biraz da günlerce. Gündemde kaldı. Buyurun şimdi sizi görmüşken. Şimdi bakın Sayın Yolcu. Kadir Hun Bayramı ile ilgili bazı şahısların televizyonlarda, sosyal medyada yalan yanlış beyanlarda bulunduklarını, şahsımla ilgili ithamlarda bulunduklarına tanık oldum, duydum. Evet. Buna üzüldüm açıkçası. Şimdi bakın. Size o gün burada her kim çıkmışsa artık bilmiyorum ama kesinlikle yalan söylemiştir. Bana kimse çıkmaz ya, bana kim çıkacak? Bakın. Çıkmış derken nereye çıktı yani? Sizin konunuz olarak. Refik Er Yılmaz Bey çıktı son olarak. Kim neyse artık onu bilemiyorum ama o gün orada Sayın Valimiz şunu söyledi. Bakın. Ben Serkan Topal olarak Kültür Bakanı ile görüştüm. Kadir Hun Bayramı'nın resmi tatil olmasını talep ettim. Evet. Talepte bulundum. Sayın Kültür Bakanı da Sayın Valimizi aradı. Sayın Valimiz de dini liderleri topladı. Serkan Bey siz de gelir misiniz dedi. Ben de gelirim dedim. Olay anlattığım gibi. Evet. Sayın Valimiz de bütün Alevilerin birlik olmasını, bir bölünmüşlük var dedi. Herkes bir araya gelsin, 5-6 kişilik bir heyet oluşturun, biz de destek olalım. Bu manata bir söylemde bulundu. Şimdi çok özür diliyorum ama Kadir Hun Bayramı'nı, yüce bayramımızı, yani Sayın Valimiz ne yapacak? Sayın Valimizin düşüncesi şuydu. Burada bir parçalanmışlık var. İskenderun'dan, Samandağ'dan, Antakya'dan bütün dini liderler bir araya gelsin. Bir heyet oluşturulsun. Evet. Ve orada aynı şekilde daha coşkulu, yani hani daha ses getirecek bir şekilde, tamam, birlik, kadar... bakın birlikteliği sağlayacak bir şekilde kutlansın. Serkan Bey buraya kadar bir sorun yok zaten. Sayın Valinin dedikleriyle ilgilenen yok. Tamam. Sizin dediklerinizle vatandaş ilgilendi. Yani burada ben ne demişim ki? Ben sadece... Valilik kutlasın efendim, daha büyük çapta yapalım ve siz kutlayın. Yok yok, öyle şey değil. Oradaki ses kayıtları da var efendim. Orada çünkü biz bunların hepsi tutanak altına alındı. Ben orada şu talepte bulundum yine. Ne dediniz bakın, tam olarak? Ne dediniz? Şimdi bakın, birileri çıkıp, tamam mı, diyor ki vekil işte validen mi istiyor, bunu bilmiyor mu? Ben validen bir şey talep etmedim. Oradan talep ettim. Siz orada bir konuşma yaptınız mı valide? Evet, ne konuşma dediniz yaptım. Tam olarak Serkan Bey? Ben dedim ki ben bakanla bunu talep ettim bakandan. Hı-hı. Ben aynı şeyi burada da söylüyorum. Neyi talep ettiğiniz? Bizim talep ettiğimiz şey şuydu. Kadir Hun Bayramımız resmi tatil olsun. Bu mudur? Evet. Kutlansın, mutlansın, şunlar kutlasın, efendim? Bunlar kutlasın, valilik kutlasın falan. Yok, öyle bir cümlem olmadı. Ses kayıtları evet. da var orada. Tamam, peki efendim. Ama valimizin, ama bakın altını net olarak çizmek istiyorum. Valimizin herkesin, yani hani Harbiye'deki, Samandağ'daki, İskenderun'daki, Antakya'daki bütün Alevilerin birlikte kutlaması ve Samandağ, Antakya,
Defne belediyelerinin destek vermesi konusuna katılıyorum. Yok, orada bir sorun yok. Anlatabiliyor muyum? Orada da bunu ifade ettim, burada da bunu ifade ediyorum. Şimdi efendim, birileri neden rahatsız oluyor? Bilmiyorum. Yani bütün insanlar, bütün Aleviler, bütün dini liderler Kadir Hun Bayramı'nı kutlarsa kötü mü olur? Kadir Hun Bayramı kimsenin tekelinde değil. Kusura bakmasın kimse. Bunu daha uzun tartışabiliriz ama bu yüce bayramı daha fazla tartışma konusu yapmak istemediğim için burada noktalamak istiyorum. Yok Serkan Bey, anlatabiliyor muyum? Zaten sizinle ama, ilgili olan tek ama birileri oraya... ama birileri rahatsız olmasın. Alevilerin birlik olmasından rahatsızlık niye duyuyor? Bundan kimse rahatsız olmaz diye. Oluyor efendim. Diye. Şimdi bakın orada Sayın Valimizin, Sayın Valimizin istediği şuydu. Aynen dedi ki herkes bir araya gelsin. Biz destek verelim. Şimdi Sayın Vali ne yapacak Kadir Hun Bayramı'nı? Size ben soruyorum. Bir dakika, bir dakika. Size ya soruyorum. Şimdi, abi, şimdi Sayın Vali şey ne yapacak? Ya bir şey yapmasın. Devlet ne yapacak? Efendim bir şey yapmasını da istemiyoruz. Orada konuşmayı, yapacak. Zaten konuşma yapacak arkadaşlar. Hayır, belli. Bir şeyi açıkla kavuşturmaya çalışıyoruz Serkan Bey. Ayrıca, Kadir Hun Bayramı'nda. Sayın Topal. Efendim. Eğer siz bunun valilik eliyle, devlet eliyle kutlansın gibi bir cümle kurmamışsanız olay kapanmıştır. Sizinle bir alakası yok. Sayın Valimiz, de devlet eliyle kutlansın öyle bir şey söylemedi. Sayın Valimizin... O da söylemedi. Hayır, Sayın Valimizin talebi şuydu. Sayın Valimizin talebi şuydu. Herkes bir araya gelsin, toplansın. Herkes kutlasın. Yani kimileri orada, kimileri öbür tarafta, kimileri olmasın. Yani herkes, hepimiz orada olalım. Birlik olsun. Bunu söyledi Sayın Valimiz. Evet. Ama tabii kimileri olayı farklı yöne çekti. Yani Kadir Hun'un merkezinde olduklarını söyleyenler sanki Kadir Hun onların tek elindeymiş gibi farklı bir algı yaratmaya başladılar. Peki siz de karşı mısınız yani Kadir Hun gibi bayramın valilik eliyle kutlanmasına, devlet eliyle kutlanmasına? Şimdi bakın efendim. Hacı Bektaş'ı veli etkinlikleri nasıl yapılıyor? Nasıl kutlanıyor? Sivil toplum örgütleri kutluyor bildiğim kadarıyla onu da. Evet. Sahiplenmişler. Şimdi bakan da gidiyor, katılıyor. Katılsın, bunda bir şey yok. Bir saniye, şimdi yarın vali de, bakan da, başbakan da, ana muhalefet partisi milletvekilleri gidip katıldığı zaman katılmaları şimdi ayrı, Hacı Bektaş'ı veli efendim, bir dakika. Şimdi burada ayrı, valinin şimdi ev sahipliği burada, yapması ayrı Sayın Toplum. Kadir Hun Bayramı, hayır ev sahipliği yapacağız demedi. Bir hayır karşı mısınız diyor. Hayır hayır bir şey, komite bir böyle komite bir şey gündeme gelirse, Sayın Valimiz böyle bir şey istemedi ki. Siz karşı mısınız öyle bir şey? Ya, yani derim ki gündeme şimdi ben diyorum şey. Ki şimdi bakın, ne olur? Benim görüşüm şudur. Benim görüşüm bütün Alevileri kapsayacak. Tamam. Ha bir komite oluşturulabilir. Hepimizin istediği şey bu. Kimsenin tek elinde değil. Kusura bakmasınlar. Ayrıca orada rahatsızlıklarını dile getiren insanlar vardı. Bakın A parti B parti söylemiyorum. Rahatsızlıkları şuydu. Alevilerin en yüce bayramı olan Kadir Hun Bayramı siyaset üzerine mi kurulu? Eleştiri üzerine mi kurulu? Buna kesinlikle herkes karşı çıkar. Onların rahatsızlığı buydu. Herkes bir araya gelsin. Bütün Aleviler bir araya gelsin. Komiteyi de örnek veriyorum, Samandağ'dan biri, Defne'den biri, İskenderun'dan biri, oradan biri. Yani hani birinin tek elinden. Rahatsızlık duyulan şey bu muydu o zaman? Yani, hani orada Sayın Valimizin bir parçalanmışlık söz konusu vardı. Bir birleştirici olmasını istiyordu. Olay buydu. Peki. Tamam. Peki bu konudan yani, çıkalım. Çünkü çok hoşunuza gitmiyor sizin bu konu anladığım kadarıyla. Bu konunun tartışılması, yani gündeme gelmesi. Çünkü doğru değil, yani bunu tartışmak doğru değil. Anladım. Peki, ben şuna da karşıyım bakın. Ben şuna da karşıyım. Ben orada da bunu ifade ettim. Kadir Hun Bayramı'ndaki bir dini lider siyaset yapacaksa, orada da birileri söyledi zaten. O zaman çıksınlar bir partiye üye olsunlar, partide siyasetini yapsınlar. Anlatabiliyor muyum? Zaten birilerinin Serkan Topal'dan rahatsızlığı, bu konuyu farklı mecralara taşımaları, bu konuyu sulandırıp tamam mı kirlendirip farklı bir algı yaratmalarının temelinde size şunu söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'yla milletvekili talebinde bulundular kimileri.
Bu yüzden bunu yani hani olamadıkları için maalesef böyle bir yaygara çıkarıyorlar. Bir önceki dönemde mi? Sayın halkımız anlar efendim. Hayır, bir önceki dönemde mi yani söz ediyorsunuz? Son dönemde. Şimdi yani burada isim vermekten niye kaçınıyorsunuz? Ya gerek yok itham, yani. İtham şeyinde ya ben kimseyi itham etmiyorum. Yani karşımızdaki kişi EDAV Genel Başkanı Sayın Ali Yeraldır. İtham etmiyorum efendim. Ben itham etmiyorum. Yani kimileri kürsüde konuşacağı zaman tamam mı? Yani hani dini liderliğini ama tamam dinleri. Ama bahsettiğiniz kimileri Sayın Topal benim programda ben şimdi anladım olayı anladım sevgili seyirciler. Ben onun için Serkan Bey'le bunu sohbet ediyorum. Programımızı 3-5 dakika daha uzatacağa benziyoruz. Kimsenin savunucusu değilim. Kimsenin avukatı değilim ben. Asla da öyle bir şeye soyunmam. Ama o sizin bazen yaptığınız oluyor ama değil mi sizin, Sayın Yolcu? Olumluluk adına eğer güzel bir şey adına varsa onu yaparım. Güzel bir şey adına ama kötü bir şey adına asla yapmam. Şimdi Allah var. Ya biz, o programı ben çok iyi hatırlıyorum. Bana ben o kimileri... Hangi program? Ben hatırlamıyorum. O kimileri değil mi sizin bahsettiğiniz, sizin programı kim konuk olmuşsa siz biliyorsunuz falan dediğiniz. Sayın Ali Yeral'dan söz ediyorum. Ali Yeral dedi ki... Ben ondan bahsetmedim. Kimden bahsettiniz? Din adamı. Şimdi bakın peki, ben şunu söylüyorum. O zaman olayı kapatıyoruz. Bakın ben şunu tamam, söylüyorum. Olayı kapatıyoruz. Bakın ben şunu söylüyorum. Yani hani Serkan Topal'la ilgili bu yaygarayı kim çıkarmışsa benim lafım onadır. Eğer Ali Yeral çıkarmışsa onadır. Refi çıkarmışsa Refi'yedir. Ahmet çıkarmışsa Ahmet'edir. Peki. Anlatabildim mi? Tamam peki abi sen. Her türlü platformda da burada ben açık açık söylüyorum. Canlı yayında da bu konuyu tartışmaya hazırım. Kimin? Ama ben ama ben bu konunun birlikteliği bozacağını düşündüğüm için bu konunun fazla tartışılması taraftarı değilim. Tamam peki. Anlatabildim konuyu mi? Konuyu kapattık abi. Bayramın bizim için yüce olan bir bayramın buralara taşınmasını da doğru bulmuyorum. Biz de doğru bizim canım onu yani şey, ama birileri de yüce bayramı da bakın ben bugün milletvekiliyim. Yarın öğretmen olabilirim. Yarın yani garsonluk da yapabilirim. Tabii canım. Hepsi şerefli mesleklerdir. Ama evet hepsi şerefli mesleklerdir. Garsonluk da yaptım ben. Kimin? Garsonluk da yaptım ben. Çok güzel. Ama hiçbir bayramı ya da hiçbir etkinliği ya da hiçbir şeyi kendi tekerime almam benim haddim değildir. Hiç kimse de yüce bayramı da tekerinde göstermesin. Peki. Şimdi benim bu konuyla ilgili benim görüşümü merak ediyorsanız, sevgili seyirciler sizler de merak ediyorsunuz. O gün bu konu tartışıldığında ben sosyal medya hesabımdan çok da yorumlar geldi altına. Bunu da size söyleyeyim. Benim düşüncem şuydu. Siyasete hiç kimse dini alet etmesin. Dine de hiç kimse siyasete alet etmesin. Hem size söylemiştim hem öbür tarafa söylemiştim. Neyse, şimdi seninle aramızda abi bir tek konu kaldı. Zaman zaman avukatlık yapıyorsun dedin de kimin avukatlığını yapmışım? Onu bana söylerseniz. Yani şimdi... Sizin de avukatlığınızı yapıyoruz bazen eğer doğru bir şey söylüyorsanız. Başkasının da yapıyoruz ama hiç kimseye öyle ayrıca bir ayrımcılık yapalım, şunu tutalım, şunu bırakalım. Asla öyle bir şey mi olmadı? Peki, tamam. Ama bildiğiniz varsa öyle lütfen diyorsanız bana söyleyin. Öyle hayır tamam. Ben kimseden korkum yok. Bildiğiniz varsa lütfen söyleyin ve özür dileyin. Ben herkesten özür dileyim. Diyeyim ki arkadaşlar özür diliyorum ben böyle bir hata yaptım. Lütfen söyler misiniz Sayın Vekilim? Peki tamam. Peki. Kapatalım bu konuyu. Peki Serkan Bey fazla çok teşekkür ediyorum. Fazla bir konuyu tartışmayalım. Yok peki çok teşekkür ediyorum. Şimdi polis de söylersiniz herhalde. Ne olduğunu kimin kime öyle bir şey yaptığımızı. Buyurunuz Sayın Hocam. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa Sayın Vekilim buyurun. Ya bir şey daha soracaktım dediniz de. İşte bunu soracaktım size benimle ilgili olan bölümü. Yani benim kime avukatlık yapmadığımı demin dediniz ya bazıları tutuyorsunuz. Ben öyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Ama ola ki sevgili seyirciler öyle bir şey yapmışsak özür diliyorum hepinizden. İnanın bunu bilerek ve kasten hiçbir zaman yapmam ve yapmadım. Bunu da buradan açık ve net söyleyeyim. Buyurun efendim kameralar sizin. Toparlayın bitirin. Şimdi ben öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz sağ olun. Burada tekrardan öğretmen arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Arabistan'da şu anda yargılanan 13 vatandaşımızla ilgili bunun takipçisi olacağımı da az önce yine ifade etmiştim. Bütün vatandaşlarımıza iyi akşamlar diliyorum, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ediyorum.
Size atlamayayım. Ali Sudim Bey. Ali Bey iyi yayınlar. Serkan Topal vekilimizden öğretmenler için yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz. Ben Sağlık Yüksek Okulu Tıbbi Sekreterlik mezunuyum. Ve 70 bin ataması yapılmayan tıbbi sekreterler olarak dile getirebilirlerse çok sevinirim. Böyle bir şey diyor Ali Sudim. Son mesajdı bu sevgili seyirciler. Tamam. Ha, bu notu. Bilginiz var herhalde bu konuda. Notunu tuttu Ali Bey, sayın vekilimiz. Evet sevgili seyirciler, benim kameram bu arkadaşlar. Sevgili seyirciler çok teşekkür ediyorum. Programımıza katılım gösterdiğiniz için, bizi izlediğiniz için, gönderdiğiniz mesajlar için. Bir başka Demokrasi Buları programında yeniden bir arada oluncaya dek iyi akşamlar diliyorum.